Arkadaşlar, rakibimiz ve düşmanımız olan şeytan çok planlı biri. Olağanüstü de tecrübeleri var. Bugün 7 milyar insan var, 7 milyar tecrübesi var demek. Bundan önce de 10 milyar yaşadıysa, yani tecrübesinin sayısını ölçmek mümkün değil. Sen garibim de ilk defa evleneceksin. O da belki 1 milyar düğüne katılmıştır şimdiye kadar. Ne yaparsan yap, rakibimizin planı çok güçlü arkadaşlar. Şimdi her insan bir zina yapsın, biz de bu işten geçiniyoruz demiyor. Evliliği geciktiriyor. Taşları bağlıyor, köpekleri salıyor. Evliliği geciktiriyor ama evlilik ihtiyacını 10 yaşlarına düşürttürüyor. 20 yaşında bir delikanlıya işte askere gidecek, gelecek 30 sene önce evlilik teklif edildiğinde kıpkırmızı oluyordu yüzü. Annesi bilirsiniz falan vesaire. 10 yaşında bir çocuk şimdi sevgilisini belirliyor. Üniversiteyi bitirince ben evleniriz diyor 15 sene sonra. Birileri de 15 sene sonraya bile inşallah diyor. O kadar umudu olmayanlar da var ya. Şimdi arkadaşlar, bir facia yaşıyoruz. Bu facianın temelinde ahlak üzerindeki konuları konuşuyorum. Müslümanların konuyu kökünden anlayamama sıkıntısı var. Defalarca zikrettim. Anne, baba diyor ki, tertemiz çocuk bizimki daha diyor. Ağzı süt kokuyor diyor. Niye evlendirmiyorsun dediğimde. Namussuz mu olması lazım evlenmesi? Yani namussuzlar mı evlenir bu dünyada? Namussuz olmamak için mi evlenilir? Kapıda Esma-ül Hüsna asılı, Er-Rizku alallah levhası da altın kaplama asılı. Bunu evlendir dediğinde nasıl geçinecek ki diyor. Evlenmese Allah doyuruyor, evlendi mi aç bırakıyor. Bu çocuğu kim rızıklandırıyor? Ya Allah, evlendirince kim rızıklandıracak? Geçinemezler. Demek ki Allah'ın Kur'an'ı ya evlenirsiniz aç bırakarım ya da bekar kalırsınız doyururum diyor. Halbuki Kur'an ne diyor? Fakirliklerinden korkmayın, evlensinler biz doyururuz diyor. Kur'an değil mi? Ayet değil mi bu? Fakirlerinizi evlendirin. وَاِنْ يَكُنُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Babasızsan gel sen, evlendiririm ben. Ben senin babanla kavga ediyorum zaten, seninle kavga etmiyorum. Şimdi arkadaşlar, sorun bu Diyarbakırlı garibin evlenememesi değil. Bu kafayla bunu ben de evlendirmem zaten. Bu evliliği hak etmiyor ki. Demin itiraf etmedi mi bir sürü ben de adam dövdüm diye? Karıyı da döver, buna kadın teslim edilmez. Arkadaşlar, yalama yapıyor şeytan bizi. Yalama yapıyor. 10 yaşında sevgilisi var insanların. 15 yaşında arkadaşları var. 25 yaşında evlendiğinde 6 ay sonra boşanıyor. Çünkü evlilikle oynamaya alışmış. Bu gariban evlendi, öbürünü babası evlendirmedi. Ya bu kadar basit ayrıntılara girmeye gerek yok. Namus sistemimiz gibi. Zinayı haram kabul eden, iffeti cihat kabul eden Müslümanlık anlayışımız darbe yiyor bizim. 3 tane genç evlendi, evlenmedi sorunu değil bu.
Ve buna Müslümanlar alet oluyor. Anneler, babalar alet oluyor. 20 yaşında Türkiye Cumhuriyeti askere alıyor. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devleti 20 yaşında eline bir tüfek verip teslim ediyorlar. Sınırda, şurada, burada yahut da askeri bir stratejik bir yerde bir asker bekliyor. O odaya düşman girse Türkiye Cumhuriyeti yerle bir olur. Bütün stratejik belgelerini kaçırıyor. Orayı bir delikanlı bekliyor. Bir karı bekleyemiyor ama. Bir kız teslim edilmiyor, çocuk da. Devlet teslim ediliyor. 75 milyon Türkiye'nin aşağı yukarı 35 milyonu kadın, 35 milyon kadını bekleyebiliyor, bir karısı kocası olamıyor ama. Mantıksızlık hakim bu savaşta. Büyük bir mantıksızlık hakim. Bunun adına facia diyebiliriz. Bunun adına bile bile ölüme koşmak diyebiliriz. Yani bunu yorulmadım ben söylemekten. Ama etkili edemiyorum arkadaşlar. Çünkü afet topluca geldi. Kış bastırdı. Ben sadece evimi ısıtabiliyorum. Büromu ısıtabiliyorum. Sokakları ısıtamıyorum. İnşallah en azından bari kendimizi kurtaralım düzeyinde siz ve aileniz bu işe sahip çıkarsınız. Size tavsiyem arkadaşlar, anne ve babalarınızla bu konuyu çok açık ve seçik konuşun. Size eften püften sebepler dile getirirlerse, anne ve babalar Allah'tan daha büyük değildirler. İtaat etmeniz gerekmez. İnternetten haram şeylere bakmaya başlayınca, anne ve babanıza talebinizi belirtin. Eğer anne ve babanız, ya işte filan diye gündem üretirlerse, abi bildiğiniz, vakıf başkanı bildiğiniz, size yakın bildiğiniz birine durumu iletin. Tıpkı ayakkabısı olmayan bir gence babası ayakkabı almayınca başka birinden ayakkabı rica ettiği gibi bir olay olacak bu. Ayıp değil, günah değil. Namussuzluk değildir bu. Analarımız utansın, babalarımız utansın böyle olursa. Arkadaşlar, bu dinin insan yetiştirmede bir karakteri var. Çalışma planı var. Evlilik bu planlardan bir tanesidir. O olmadan iktidar olamazsın. Topluma iktidar olamazsın. Ne olursun? Bol vaatler veren propagandacı olursun. İslam propagandacısı oluruz biz. O zaman. Allah yardımcımız olsun.